Haşereyle mücadele çalışmaları 12 ay boyunca 1300 personelden oluşan bir ekiple 150'den fazla araçla 12 ay süresince düzenli aralıklarla yapılmaktadır. Bir dişi sivrisinek yaklaşık 200 kadar yumurta bırakabilmektedir. Genellikle konutlar etrafındaki irili ufaklı içinde su birikebilecek her türlü ortam, otomobil lastikleri, rögarlar, foseptik çukurları gibi ortamlarda yumurtlayabildiği için bu türdeki noktalar ilaçlama ekiplerimiz tarafından düzenli olarak kontrol edilmektedir. Sera sulama havuzları gibi Antalya'nın tarımın baş şehri olduğu için tarım ürünlerine kimyasal bulaşmaması amacıyla yüz binlerce sera sulama havuzunda balıklandırma çalışması ve bakteri preparatları kullanarak ilaçlama faaliyetlerini larva evresinde yaparak sürdürmeye devam ediyoruz. Uzun bir kıyı şeridine sahip olan Antalya'nın özellikle falezlerinde de sivrisineklerle mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Sabahın erken saatlerinde gece 3-4 gibi bir ekibimiz tekne yardımıyla Antalya'daki kıyı şeridinde falezler arasında birikecek sulardaki gelişebilecek sivrisineklerle mücadele edebilmek için biyolojik ürünlerle, bakteri preparatlarla çevreye zarar vermeyecek şekilde larva mücadelesi çalışmalarını da sürdürüyor. Bölgemizde en çok mücadele ettiğimiz canlılardan bir tanesi de kara sinekler. Çöp konteynerleri içerisinde, hayvan barınaklarında, gübrelik alanlar içerisinde gelişen bu sineklerle aralıksız olarak 12 ay boyunca mücadele yapıyoruz. Vatandaşlarımızın özellikle ahırlarından veya hayvan yetiştirici yaptığı yerlerden çıkan atıkları açığa bırakmamaları, üstlerini kapalı tutmaları, çöp konteynerlerine attıkları çöpleri çöp poşeti içerisinde sıkıca bağlı olarak atmaları bu türdeki bir zararlının gelişme üremesine oluşturulmaması açısından önem arz ediyor. İlaçlama işin sadece çözümü olarak görülmemeli. Burada 7'sinden 70'ine herkes kendi üzerine düşen görevi yerine getirmeli. Sorumluluk sahibi olmalıyız. Özellikle dut, yemiş gibi ağaçlardan dökülen atıklar varsa bunları düzenli olarak temizlemeli ve süpürmeliyiz. Vatandaşlarımızın özellikle bina bodrumlarından kaynaklanan kirlilikten dolayı çeşitli haşere problemleri olabiliyor. Özellikle su sayaçlarından sızan sılardan kaynaklanan veya evcil hayvanların, başıboş hayvanların bina bodrumlarında bulunmasından dolayı pire problemleri olabiliyor. Bununla başa çıkabilmek için öncelikle herkesin binasının bodrum katını temiz tutması, su sayaçlarından suyun akmadığından emin olması gerekiyor. Hayvanları sadece beslemek veya su vermek yetmiyor. Onları aynı zamanda parazitlere karşı da korumak gerekiyor. Bu hususta daha duyarlı davranılırsa haşere ile ilgili mücadele konusunda biz de daha başarılı oluruz. Bölgenizde sivrisinek, karasinek ve hamam böceği gibi haşerelerle ilgili özellikle açık alanlarda kaynaklanan bir problem tespit ettiğinizde Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle iletişime geçtiğinizde ekipler en kısa sürede o bölgeye gelip eğer gerekliyse ilaçlama faaliyetlerini yapmaktadırlar. Aksi belirlenmiş çevresel bir problem varsa da gerekli uyarılarda bulunmaktalar ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda vatandaşlarımızla diyaloğa geçmekteler.